Ee, Raşit Hocam, medyadan, dizilerden, özellikle de paparazi gibi yayınlardan etkilenerek birbirimizi suçlamak ve töhmet altına bırakmak toplumda maalesef normal hale gelmiştir. Kur'an-ı Kerim bu konuda ne diyor efendim? Efendim şimdi <laughs> Kur'an-ı Kerim tabi böyle bir şeye hiç zaman müsaade etmez. Hı hı. Ee, maalesef artık Müslümanlar da bu tür bahsettiğiniz, yayınlardan o gibi papa razı mı diyorlar ona. Hmm. On, onların işi gücü efendim birisinin bir e, e, kötü kusurunu veya belki onlara göre bir kusur değil ne bileyim ben, ben dinen böyle bu şeyler onların böyle e, gizli hayatlarını ortaya hmm. çıkarmak aslında hmm. ben öyle anlıyorum. Evet evet. Ve onu yaymak ve ondan ne diyeyim para kazanmak ve ne kadar böyle gizli bir haber getirdiysen onun, onun, o kadar büyük bir ne muhabir mi diyorlar. Hı -hı. E, Kur'an-ı Kerim'e göre bu çok büyük günahtır. Böyle evet. şey yanlış değil ama tabii bundan etkilenen toplum ister istemez bugün Müslüman toplumlarda e, şeyden e, Avrupa toplumlarından ve televizyondan, medyadan etkileniyorlar. Ve insan çok etkileşim e, ne diyeyim, iç, içinde tabi. birbirine etkiliyor, tabi, ister istemez. Tabi. Tabii. ve o farkına varmadan Kur'an'dan zaten haberleri yok. Kur'an'dan zaten haberleri yok. Ve farkına varmadan da böyle şeylerle, ist, ne diyeyim, böyle günahlara girmiş oluyorlar Hı -hı. ister istemez. Hı -hı. Şimdi bu doğru değildir. Kur'an'a ki mesela bakın Hazreti M Meryem Aleyhissalatu Vesselam Şimdi bütün toplum, şimdi o papı, razı yayan insanlar değil mi? O, o topluma göre, o Hı -hı. toplumun çok ileri gelenler, o zaman ki hahamlar, o ribbiler, tam onların büyük Yahudi alimleri, hepsi ne dediler? Haşa ve haşa Meryem e, zina işledi, haşa Hı -hı. ve haşa. Hı -hı. Ve şimdi onları, onların bu görüşünü destekleyen bir şey de var. Çocuk da dünyaya geldi. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi bu kafadan insanlar orası hep suçlarlar. Nitekim o, onlar o Yahudiler suçlandılar. Evet. Bu kafa aynı, kafa evet. yapısı aynı. Evet. Ama Kur'an'a gireyim, o bayanın yanına durdu. Hayır dedi. Toplum muhalif olabilir ama şahit yoksa iş yok. Aynen. Tamam. Sonra aynı şekilde Hazret Ayşe radıyallahu teala anhaya da ittihamda bulunuldu. Bu şekilde suçlanmada bulundular. Hı -hı. O zaman da işte paparazi meraklı olanlar yani uyduruk bir haber çıkardılar. Ve toplumda yayıldı. Hatta bazı ihlaslı müminler de ashab da katıldı. Hazreti Hasan bin Sabit radıyallahu öyle yüce bir sahabidir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve ona o şiir okurdu savaşlar esnasında. Çünkü Araplarda şimdi bir kabilede bir para yoksa zengin yoksa zenginlik yoksa sorun değildi ama <laughs> şair yoksa büyük ayıptı. Hı hı. Tamam. O Araplarda şiir söylemek büyük bir şeydi. Nitekim <laughs> şimdi savaş olduğu zaman da bir şair ubur taraf bir şair bu taraftan ubur şair de ubur taraftan şeyler söylüyor. <laughs> o zaman biril hem morallarını yükseltiyor hem de morallarını bozabiliyorlar evet, karşı taraftaki evet. morallarını. Evet. evet. Hazret Hasan bin Sabit radıyallahu teala ona, ona resul şairi diyor peygamber şairi diyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ey Hasan sen şiir söyle ruhul kudus sana yardımcı olacaktır. O kadar yüce bir mertebesi var. Evet. Ama Hazret Ayşe e, itham e, ve tohmet altına bırakıldığı zaman veya ona suçladıkları zaman e, Hazret Hasan bin Sabit de yanlışlıkla iştirak etmiş oldu. Evet. Çünkü bir bir, bir ne diyeyim toplumsal psikolojisinden demek ki mümin de etkilenebiliyor. Şimdi Hazret Ayşe'yi suçlayanlar arasında Hazret Abu Bekir'in yeğeni de, evet, evet, de, evet. de e, vardı. <impleks> yani Hazret Ayşe Hazret Abu Bekir'in kızı, evet. yeni. Evet. Bu yeğeni de Hazret Abu Bekir teala anho, anho hep ne on, on, onun masraflarını karşılıyordu. <impleks> onun <impleks> aylık masraflarını, onun, onun, onun fakir bir insandı. Onun hayatı Hazret Abu Bekir'in yardımıyla idame ediyordu. Hı <impleks> Ama o da Hazreti Ayşe suçlayanlar arasındaydı. Hatta belki ileri gilenler arasındaydı. Hı hı. Bu protop, propaganda o kadar çok yapıldı ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye sordu. Başkaları da sordu Hazreti Ayşe'le ilgili. Hazreti Ali dedi ki Allah'ın Resulü sana hanım yok. Tamam mı? Yani bu şey şekilde yani Hazreti Ali'nin suçlayanlar arasında değildi ama demek istedi ki ey Resulullah üzgün. Evet. ki evet, bu evet. ne oldu diye. Evet. Hazreti Ali onu demek dedi ki Allah'ın Resulü sana hanım çok. Yani neye özür görsün bu hı -hı, manada. Hı -hı. Her neyse o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'yi şeye bıraktı. Hazreti Ebu Bekir'in evine yani babasının evine bıraktı. Evet, evet. Yani sonra uç, dört, dört ay sonra kalma vahiy indi ve Allah-u Teala Hazreti Ayşe'nin biratına karar verdi. Dedi ki Ayşe suçsuzdur. Hı -hı. Onu suçlayanlar o paparazi yapanlar onlar dedi onlar suçludur ve onlara 80 kırpaç vurulacak dedi. Hı, -hı. Şah, dört şahit getirecekler dedi yoksa kırbaç vurulacak. Şimdi kırpa o, nitekim o, o bu ne diyeyim bu şekilde suçlayanlara kırpaç vuruldu 80 kırbaç. Ve Hazreti Ömer zamanında bir olay yaşandı. Bir kişiyi suçladılar. Bir sahabiyi efendim bu efendim biz bunu üç kişi dedi ki biz tam bunu zina ederken gördük. Birisi dedik hayır ikisini çıplak gördüm ama zina ederken görmedim. Evet. Hadret Ömer onlar hepsini şey yaptırdı ne diyeyim kırpaç yüz kırpaç vurdurdu. Hı, hı. Çünkü Allah Teala diyor ki eğer böyle bir durumda bir kişi birisini gördü zina ederken gördü iki kişi gördü üç kişi gördü, üç kişi gördü. onlara düşen susmaktır hı hı. yaymak değil. Hı, hı Tamam İslam bu toplumun tersini anlatıyor. Çünkü evet, eğer evet. böyle bir şeyler toplumda yaygınlaşırsa o zaman hayasızlık yaygınlaşır. Bu bu sizin sorduğunuz sorunun ilgisi de seyrettiğimiz dizilerle de ilgisi var. Evet, doğru. Dizilerde bu konular çok işleniyor. Şöyle. O ona aldattı, ona şöyle yaptı, evet. buna şöyle. Ve bu gençlerde, yaşlarda, ne diyeyim, dindar, dinsiz, hepsi içinde bu yaygınlaştı böyle bir durum. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, evet. kim millet hala, helak oldu diyorsa, o millete helak eden kendisidir. Yani Böyle şeyler, kötü şeyler konuşan insan milletin hı. içine bunu konuşan, bunu seyreden, bunu yayan o milleti için kötülü yayan insandır evet. aslında. Evet, evet, evet. Kur'an-ı Kerim diyor ki efendim böyle bir durumda üç kişi şahitse bile ve o bunu yayarsa şer'en o yalancı sayılacak. Hı hı. Ve ceza alacak. Ona, evet. ona düşen susmaktır. Tamam Ama dört kişi ise ve o dört kişi diyor ki biz tamam bunları bu halde zina ederken gördük. O zaman onlara ceza verilecek. Hı hı. Yoksa allah Teala diyor ki hayır Onun için bu arkadaşın sordu soru. Ki efendim bu ne derdi doğru dedi. Bu İslam'a göre yüzde yüz yanlıştır. Böyle olsa o zaman efendim Hazreti e, Hazreti Meryem'e baksanıza böyle bütün toplum ve toplumun ileri gelenleri. onlar Ribbi diyorlar yani Rabb'ın Allah'a ilişkisi hı. olan insanlar. Evet, evet. Tamam mı? Öyle insanlar bile o, söylüyorlar, muhalefet. Ediyor. Ve çocuk da doğdu. Tamam Hazreti Ayşe ile ilgili bir bütün toplum, bir iki kişi değil. Bütün toplumda so söylentiler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok üzüldü. Allah-u Teala dedi, hayır, tam u u uburlar suçlanacak. Evet. <laughs> ve orada vahiy efendim iki bayanla ilgili. Hı hı. Peki efendim, eğer o kadar kutsal bayanlara kötü insanlar bu şekilde suçlayabiliyorlarsa, o zaman e, e, zayıf olan, günahkar olanlara suçlamak çok daha kolay. Evet, evet. Öyle değil mi? Öyle Onlar yani. kutsal insanlar. Onlar eğer suçlanabiliyorsa, bütün toplumun tarafından, bir iki fert tarafından değil, Aynen. o zaman efendim, zayıf olanlar, toplumdaki zayıflar daha çok ne diyeyim, hı hı. onların suçlama e, ihtimali vardır, tabii, yani suçlanma tabii, ihtimali vardır. Tabii. İnsanlar onlarda zaaf görür falan. Ve e, bu doğru değil. Hazreti Ömer'de anlattığım gibi e, birisi suçlandı ve Hazreti Ömer uç şahit olmasına rağmen o, bunu yayanlara kırpaç vurdurdu hı hı. ve onları suçlu suçsuz saydı yani, yani, yani. suçlanan kişi suçsuz saydı. Sonra e, şer'ende ve dünyevi kur'ala göre de kanuna göre de hı hı. E, şüphe istemali den faydalanan suçlanan taraf olur suç yani yani suç e, e, suçlanan e, 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 ne diyor dona Türkiye'de efendim, e, kime suç isnat edildiyse, evet suç suçlayan taraf değil aynen suçlayan aynen. taraf değil hı hı. suçlanan taraf hı hı, hı, hı. o şüpheten fayda ona verilir. Yani evet, şüphe evet. o şüphe faydasını ona sağlanır. Hı -hı. Efendim suçlu yani suçlayan kişi efendim şüphe gösteriyor ki dese Hı -hı. ve hakim kanadı o suçlayan kişi suçlu duruma düşer. Evet aynen. Onun bu konularda dikkat etmemiz lazım efendim. Çok doğru hocam. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben